Evet, şimdi Serdar Sarıdağ ile birlikte Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Serdar Sarıdağ, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Serdar Sarıdağ. Dün Beşiktaş sürpriz bir mağlubiyet aldı diyebiliriz aslında. Dün akşamı böyle yorumlayabiliriz. 4-2 sahadan mağlup ayrıldı. Maç sonu açıklamalarını dinledik Şenol Hoca'nın. Bugün Ahmet Nur Çebi tabii maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yine şampiyonlukta iddialı olduklarını da söyledi. Ama diğer yandan taraftar kaos ortamı oluştuğu düşüncesinde. Bu ilerleyen günlerde bizi Beşiktaş'ta neler bekliyor? Bu krizi nasıl yönetebilir siyah beyazlar? Şimdi açık ve net söylüyorum ki artık bu kriz teknik heyeti ilgilendiren bir kriz. Yani yönetimin burada yapacağı bir şey yok. Çünkü neden yok? Transfer dönemi bitti. Artık sorun saha içinde, sorun soyunma odasında, sorun teknik ve taktik açıdan, işte sorun sek ve idarede. Bundan sonrası artık teknik heyetin işi. Yani bu krizden çıkarırsa ancak Şenol Hoca çıkartabilir ve ekibi. Ve bu futbolcular çıkarır. Çünkü hoca da maçtan sonraki basın toplantısında biraz bunu işaret etti. Yani artık transfer dönemi geride kaldı. Buradaki sorumluluk artık bana ait. Beraber ayağa kalkacağız. Kalan haftalarda, kalan maçlarda seri bir galibiyet bu işi çözebilir. Yani burada artık kontrol tamamen hocada. Ki Şenol Hoca kendi kariyeri döneminde, kendi kariyeri boyunca böylesine çok kritik dönemler yaşadı. Onu ekleyelim. Buradan nasıl çıkılacağını en iyi o bilir. Futbolcularla bir toplantı yapacak diye duydum. Futbolcularla oturup konuşacaklar. Nerede yanlış yapıyoruz diye, nerede hata yapıyoruz diye, neden bu goller yeniliyor, neden işte efendime söyleyeyim takımda böyle bir isteksizlik var. Bunu ancak hoca, teknik heyet ve futbolcular çözebilir. Yani iş artık teknik heyette, yönetimin sahaya müdahale edebilecek bir durumu yok. Yönetimin soyunma odasını, işte takımı, efendim birçok saha içine ilgilendiren konulara Şenol Güneş kadar katkı sağlayacağını düşünmüyorum. O nedenle burada Beşiktaş'ın futbol aklı olan Şenol Güneş bir çıkış yolu bulmaya çalışacak. Peki diğer yandan da şimdi taraftarın tabii yönetim istifa dün özellikle gollerin ardından da yine Beşiktaş taraftarı stadyumda yönetim istifa tezahüratlarında bulundu. Şenol Hoca'ya da bu soru sorulduğunda yönetimle ilgili bir konu yok. İstifa çağrıları kulübe sadece zarar verir ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ahmet Nur Çebi bugün takımına hala güvendiğini söyledi ve istifa ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını görüyoruz bu dönemde. Yönetim anlamında Beşiktaş'ı nasıl bir süreç bekliyor sizce? Tabii saha içi sonuçları kötü giderse bütün eleştiriler, yönetime olan eleştiriler daha da artacaktır, daha da devam edecektir. Sonuçta Beşiktaş büyük bir camia, muhalefeti de var, başka adayları da vardır, çıkar. Mutlaka bunun üzerinde durur, bir plan, bir strateji geliştirir. Ama bir seçim kararı alınsa bu hemen olmaz. Bu da bir süre sürecek. Daha sonra seçim oldu, yönetim değişti, hoca devam edecek mi, aynı hocalarım devam edecek. Bu da ayrı bir süreç. Yani istifa çözüm getirecekse bu da masaya yatırılır. Ama bir kez daha söylüyorum, bu işin çözümü ne yönetim kurulu toplantısında olur, ne kongre salonlarında olur. Şu an için bu işin tek çözümü olduğu yer Beşiktaş soyunma odası, Nevzat Demir tesisleri, saha içi teknik heyet. Ama taraftarın tepkisi haklı. Yani tribünler ve camia bu oynanan oyunu kabul etmez. Beşiktaş büyük kulübün böylesine üst üste kötü oyunlar oynayıp efendime söyleyeyim Avrupa'da kötü oyun, ligde kötü oyun, Trabzon deplasmanı, Adana Demirspor deplasmanı, Beşiktaş taraftarı ve tribünleri bunu kabul etmez. Bu oyunu kabul etmez. Yani bu oyuna sabır göstermez. Çünkü Beşiktaş'ın dinamikleri buna izin vermez. Beşiktaş camiasını ne kadar iyi bildiğini de söylememe gerek yok. Yıllardır o camianın içerisindeyim. Benim bildiğim kongre yapısı, camia yapısı, tribün yapısı kabul etmez ve bunu değiştirmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Kim değiştirirse değiştirsin, Şenol Hoca mı, futbolcular mı, takım kaptanları mı, ama değişmesi gerekir. O nedenle taraftar bu konuda haklı. Bu oyunu seyretmeyi hak etmiyor Beşiktaş taraftar. Bu bir gerçek. Ama toparlanır mı? Toparlanır ama çok da kolay olacağını zannetmiyorum. Süreç böyle devam ederse ne olur?
Artık onu oturup konuşurlar. Şener Hoca kendimi bırakır, yollar mı ayrılır? Bu da bir çözüm mü? Bunlar hepsi tartışılır. Ama ortada şu gerçek var ki bu oyun iyi bir oyun değil ve Beşiktaş taraftarı bu oyunu kabul etmez. Peki, çok teşekkür ediyoruz Serdar Sarıdağ, kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık.